Kuzey Koreli 3 Hristiyan vaftiz olabilmek için saatlerce yürümek zorunda kaldı. Yasa dışı yollardan Çin'e kaçan Kuzey Koreli bir kadın ise sığınma evinde Hristiyanlığı kabul etti ve saatlerce yürüdükten sonra vaftiz oldu. Open Doors tarafından Bonhoeffer olarak kimliği açıklanan kadın, 2 yıl önce Çin'e kaçmak zorunda kaldı. Riske rağmen Open Doors tarafından Kuzey Koreli Hristiyanların ve evliliğe zorlanan kadınların sığınabileceği güvenli evler inşa edildi. Bu evlerin birinde Bonhoeffer Hristiyanlığı kabul etti. Open Doors görevlisi memleketinde vaftiz edilemezdi. Çok riskli olurdu. Bundan dolayı o ve diğer iki Hristiyan oldukça uzak yere yürümek zorunda kaldı. Oraya ulaşmaları saatlerce sürdü dedi. Pastör vaftiz törenini dua ederek başlattı ve birlikte elçilerin inanç bildirgesi okundu. Dünyanın başka yerlerindeki vaftiz törenleri gibi değildi. Törende Bonhoeffer dahil olmak üzere sadece 3 kişi vardı. Duygulanlar yaşayan pastör, "Zor koşullar altında Kuzey Koreli bir inananı vaftiz etmek çok güzel bir andı," dedi. Pastör bir dizi sorular sordu ve Bonhoeffer yanıtladı. Baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla vaftiz edilen Bonhoeffer gözyaşlarını tutamadı. Bonhoeffer Hristiyan olduğundan bu yana Mezmur 119, Romalılar 8 ve kutsal kitaptan bazı bölümleri ezberlediğini söyledi. Open Doors, her an tutuklanabileceğinin farkında ama İsa'ya sadık kalmaya devam ediyor diye belirtti.